Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimizi 0-1 yaş grubu aralığındaki çocuklarımıza uygun olarak çalıştık. 3 tane rengimi kullandım. Gördüğünüz gibi roba kısmında kırık beyazımızı, gövde bölümünde ise açık ve koyu sarılarımızı tercih ederek yeleğimizi tamamladık. Evet şimdi yeleğimizin ölçülerine bakalım. Daha sonra yapım aşamasına birlikte geçelim. Omuz kısmından ölçmek istiyorum en uzun bölümden en aşağı bölüme kadar 31 santim ileğimizin ölçüsü daha alt e, boyun kısmından ise ölçtüğümüzde şu şekilde 28 santim olduğunu görmekteyim kol altına baktığımız zaman şöyle hemen bakalım kol altına 265 27 tabi bunun açılma payına lütfen. E, hesap edelim. Açılma payı da olacaktır modelimizde. Evet modelimizi örmeye roba kısmından başladık. Her zaman olduğu gibi gerekli artışlarımızı yaptıktan sonra ve yeterli uzunluğa ulaştıktan sonra modelimizi uygulamaya başladık. Daha büyük yaş grupları için örmek isteyen arkadaşlar özellikle toplu yani kilolu bir yaş grubu bir buçuk iki yaş grubu için çalışmak isteyen sevgili arkadaşlarımız ise hemen şurada İlk sıradan itibaren çalışmamızı başlatabilirler Burada her bölüm için dört tane trabzanımızı fazla çalışarak devam edelim. dört tane önümüzün yani 4 trabzan önümüzün bir tanesine çalışalım bir bir buçuk yaş grubu için kilolu çocuklarımız için özellikle 4 diğer taraf için artışımızı yapalım kollarımıza yine aynı 4 trabzan 4 trabzan fazla başlayalım arkada ise. 6 tane trabzanımızı fazla yapmamız yeterli olacaktır. İliğimizi şöyle açılmış haliyle görelim. Bağcıklarımı açıyorum. Ve şu şekilde önümüze koyalım. Bakınız. Çok güzel bir çalışma. Lale gibi durdu çalışmamız. Şöyle görelim. Sırası ile yapımı son derece kolay bir çalışma. Zevkle öreceksiniz. Bu modelimizden battanelerde çalışabilirsiniz. Dilediğiniz ceketler, hırkalarda da gayet hoş duracaktır. Evet, şöyle son kez baktıktan sonra yeleğimizin yapımına. Kollarında tabi isterseniz kısa olarak da kullan, yani direkt buradan kısa kol olarak değil de direkt robadan da bırakıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu, bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Daha güzel, daha gösterişli dörmekte. Evet. Eliğimizin tanıtımını kısaca yaptıktan sonra kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek robamızı örmeye başlayalım. İlk önce bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve önüm için 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 zincirimizi robamızın ön kısmı için kullanacağız. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Ayrım yeri için kullanacağım zincir. 12. zincir. Buraya bir tane işaret takıyorum. Önümle kolumu ayıran zincirimiz. Şimdi kolumuz için 12 tane zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3. Rahat çekelim zincirleri. Çok sıkıştırmayalım. 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirimizi kolumuz için çektik. Şimdi bir tane zincirde bölüm aralığı için çekiyorum ve buraya işaretimi takıyorum. 13. zincire işaretimi taktım. Arkayı örmeye başlıyoruz. Rahat bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane zincirimi arkam için çektim. Bir tane daha zincir ilave ediyorum. Burası da bölüm arasındaki olacak zincirimiz. Yani 22. Zinciri işaretimi taktım. Tekrar kolumuz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 ve 13. 12 zincir kolumuz için de 13. zincirde ayrımı yapacağımız yer işaretimi taktım. Ve 11 tane zincirimi diğer ön parçam için örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi yeleğimizin roba kısmının tamamını bölümlerini ayırarak işaretlerimizi koyarak ördüm. Santim olarak ölçüsüne bakalım. Evet şimdi mezurumu şöyle koydum. Hemen zincirimi uç noktaya şöyle elimle tutuyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Diğer taraftan şöyle tuttum. Elimi çektiğimde 29 santim zincirimizin ölçüsü şimdi trabzan sırasını Örmeye başlayalım işaretlerimizi koyduk bölümlerimizi ayırdık her iki kenar parçamız önlerimiz 11 ve 11 ördük 12.leri zincirimizi taktık 12 12 kollarımız 13ye işaretimizi taktık arkamız ise 21 tane 22.ye işaretimizi taktık şimdi trabzan sıramı Örmeye başlıyorum Birinci zinciri şöyle ayırıyorum. Birinci zinciri. Üzerine bir, iki. iki tane zincir ilave ettim. Toplamda bakın üç tane zincir oldu. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir geri geliyorum. Ve batıyorum. Bakın bir geri çekilmiştim. İki zincir ilave ettim. Toplamda üç zincirim oldu. Ve bir geri çekilip yandaki zincire batıyorum 1 2 3 2 tane trabzanım oldu ve devam ediyorum bir defa başını doluyorum zincire giriyorum bir doluyorum yuvaya girerek 3 defa da örüyorum bir doluyorum 1 2 3 doluyorum. 1, 2, 3. İşaretimize kadar trabzanlarımızı örelim. İşaretimin hemen yanındaki zincirimi de ördüm. Şimdi sayalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11 tane trabzanımızı önümüz için örmüştük. Şimdi işaretimin bulunduğu yere ara ayrım çalışması yapıyorum. 11 trabzan ördükten sonra tığımın başını doluyorum. İşaretimi çıkarıyorum. Ve hemen işaretimi çıkardığım zincir yuvasının 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 Aynı yere ikinci kez örüyorum bir daha doluyorum aynı yere üçüncü kez trabzanımı ördüm 11 trabzanı ördükten sonra 12. trabzanın içerisine 3 tane trabzanı ördüm araya zincir çekiyorum 2 tane ve aynı yuvanın içerisine 3 tane daha trabzanı örüyorum 1 2 3 Evet robamızı bu şekilde önümüzü 11 ördükten sonra 12. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı ördüm ve hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasını bir defa doluyup 3 defa da örüyorum. Bir doluyorum. 3 örüyorum. İşaretimize kadar toplam 12 tane kolum için trabzanımı zincir yuvalarına birer birer yerleştiriyorum. İşaretime kadar birer birer trabzanlarım örerek geldim. Sayalım bakınız. Şuradaki 3'ten sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. İşaretimi çıkarıyorum ve zincirimin içerisine girerek 3 tane trabzanı örüyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 Bakın aynı yere ördüm. Bir daha örüyorum. 3 3 tane trabzanı ayrım yeri olarak ördüğüm zincirimi örüyorum. 2 tane ilave zincir yapıyorum. Arkam için olan artışımı yine buraya örüyorum. Yine bakın aynı yere giriyorum. 1 3'ü ördüm. 2 zincir 1 2'yi örüyorum aynı yere ve 3'üncüyü örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir 3 trabzanımı ayrım yerine ördüm. Şimdi arkamızı örmeye başlıyoruz. Arkamızı da yine hiç e, atlamadan Tığımın başını doluyorum. İlk zincirden başlıyorum. Kırmızı işaretime kadar birer birer örüyorum. Bir doluyorum. Üç defa da alıyorum. Bir doluyorum. Üç defa da alıyorum. Bir doluyorum. İşaretimize kadar ilerleyelim. Toplamda 21 trabzanımızı arkamıza örüyoruz. Buradaki üçleri saymıyoruz. Sadece trabzandan artıştan sonraki kısmı saymaya başlıyorum. Bakınız. Ara artışları saymıyorum. Kırmızıya kadar örelim. 21 tane trabzanımızı örerek geldim. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. İşaretimizi çıkardığımız trabzanımızın zincirimizin içerisine yeniden 3 tane trabzanı örüyorum. Birinciyi ördüm. Doluyorum. Aynı yere giriyorum. ikinciyi örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Üçüncü kez aynı yuvaya giriyorum. 3 trabzan sayısına ulaşınca 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tekrar aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı bir defa dolayıp 3 defa daha örerek tamamlıyorum birinciyi ördüm ikinci trabzanımı ördüm 3 trabzanımı ördüm 3 trabzanımı ördükten sonra birer birer örmeye devam ediyorum şimdi kolumuzu örüyoruz birer birer işaretimize kadar gelelim Evet trabzanlarımızı örerek işaretimize geldim. Yine işaretimi çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen çıkardığım yere bakınız. Tığımın başına girdirerek 3 tane trabzanım örüyorum. Hep aynı şekilde bakınız artışlarımızı yaptık. Bu kurulum sıramız çok rahat bir şekilde kurabileceksiniz. Bakınız işaretlerimizi ayarladıktan sonra hiç sıkıntı olmayacak. 2 zinciri çektim. Tekrar aynı yuva içerisine 1 doluyorum 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm ve buradan koldan da önümüze geçişimizi yaptık sona kadar 11 tane zincirimin üzerine birer birer batıyorum ve 11 trabzanımı örerek önümü tamamlamış oluyorum bir batıp 3 defa da alıyorum. Evet sona kadar örerek geldim. 11 tane trabzanım ördüm. Şimdi bakınız birinci sıramızda bütün bölümlerimiz e, bu şekilde ayırdık ve üçer trabzan, 2 zincir, üçer trabzanı her bölüm artışı için kullandık ve görünümümüz bu şekilde. Şöyle görelim. Üçer trabzan artışımızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Birinci sıranın son trabzanı üzerine 3 tane bitirdiğimiz yönde zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Arkasını zincirimizi çektikten sonra çevirelim. Şöyle ipimiz yarımlanmış. Hemen düzeltelim ipimizin yarımlanmasına fırsat vermeden. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Hepsini 3 arttığımızı da örüyorum. Zincirime kadar gördüğüm bütün trabzanlarımı bir doluyorum. 3 defa da alıyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine birer birer trabzanlarımı ördüm. ikinci sıramızda ve görmüş olduğumuz iki zincirin bulunduğu yere geldim. Aşağıdaki 3 artışımı da ördüm. Hemen zincirimin yanındayım. Şimdi zincirimin içerisine iki tane trabzanı örüyorum ikinci sırada iki artış olarak götürüyoruz yanına bir tane daha trabzan ördüm iki tane trabzanım ördüm bakın şöyle karışmasın iki trabzanımız ördükten sonra bir iki zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak yine bir aynı yere batıyorum bir tane daha trabzanım örüyorum iki zincir arada İki trabzan sağda iki trabzan solda aşağıdaki zincir yuvamızın içerisine girerek artışımızı yaptık şimdi birer birer aşağıdaki trabzanlarımın her birine örüyorum diğer zincirimize kadar hiç atlamadan örerek devam ediyorum Evet kolumuzu ördüm. Şöyle görelim. Bütün trabzanlarımı ördüm. Zincirimin hemen yanı başındayım. Ara zincirimin. Zincirimin içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Bir tanesini ördüm bakınız. Şimdi ikinci trabzanımı da örüyorum. Araya bir iki zincir çekip yeniden aynı noktaya iki trabzan daha örüyorum. Bir ve iki. İkinci sıradaki artışlarımızı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak yaptık ve bütün e, buradaki görmüş olduğum trabzanlarımı yine birebir örüyorum. Buradaki e, yine ayrım yerinde tıpkı burada çalıştığımız gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şekliyle buradaki ayrım yerime de örüyorum. Şurayı daha sonra bütün trabzanlar örüp tekrar diğer ayrım yerinde yine aynı şekilde. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örelim ve robamızın uç kısmında yeniden görüşelim. İkinci sıramızı da örerek tamamladık her bölümde iki trabzan iki zincir iki trabzan iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak artışımızı yaptık şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz üçüncü sıramızda artışımızı bir trabzan bir iki zincir bir trabzan olarak yapıyoruz bütün e, köşelerimizde ve bundan sonra öreceğimiz e, bütün sıramızda yani yeterli ölçümüz olana kadar artışlarımızı bir trabzan iki zincir bir trabzan olarak öreceğiz üçüncü sıramıza başlayalım bitirdiğim yönde 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum sıradan zincirimize kadar bütün trabzanlarımızı atlamadan örüyorum bir defa alıyorum 3 defa da örüyorum 1 2 3 3. sıramızdayız artık işaretime kadar bu şekilde birer birer örerek ilerliyorum. Evet zincirimizin olduğu yere kadar örerek geldik. Her bir trabzanımızın üzerine bir tane ördük. Şimdi zincirimizin hemen yanı başındayım. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız bir trabzan artış yaptım. 2 zincirimi ilave ettikten sonra bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve kolumuz için örmeye başlıyoruz. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve bütün trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum ve artışlarımızı birer birer yapalım ve sıra sonunda yeniden görüşelim. Üçüncü sıramızı da tamamladık, birer birer artışımızı yaptık. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Evet, şimdi e, yeterli ölçü olana kadar öreceğimiz yaş grubu için sıralarımızı birer artışımızı yaparak devam ettiriyoruz ve yeterli ölçü olunca tekrar görüşelim. Önce 3 artış yaptık, iki artış, bir artış olarak inmiştik. Evet, şimdi büyütelim, trabzanlarımız örüp artışlarımızı yapalım, sonrasında yeniden görüşelim. Robamızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sırada tamamladık. Şimdi 80. sıranın önünü ördüm ben. Ee, kolumuzu birleştirelim ve arkamızı da aynı şekilde örerek ilerleyelim. Tekrar diğer kol altının birleşme yerinde yeniden birlikte olalım. Öncesinde bir santime bakalım. Birbirimizin ölçüsüyle kıyaslayabilmek için şöyle tutuyorum. Düzgün bir şekilde. 10 santim. Onu biraz geçmekte bakınız olsam daha bu birazcık daha inebilir bu örgülerimiz Ben sadece hani şöyle hemen görüntüyü göstermek istedim Evet şimdi birleştirme işlemini yapalım artış olarak bir artışımı yapıyorum 1 2 3 evet kolumuzu görmekteyiz Bakınız şu kısmı buradaki zincir yerimizden diğer zincirle artış yaptığımız yere hemen gelerek batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 ve birer birer bütün trabzanlarıma batarak örüyorum arkamızı birer birer örelim diğer kolumuzun yakınına kadar gelelim Arkamızdan bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Tam zincirimizin bulunduğu noktadayız. Bir tane trabzanımı örüyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkamızdan örerek geldim. Şöyle bakın, zincirimin bulunduğu yere geldim. Burada da kolumuzun olduğu yer hemen diğer zincirimin bulunduğu yere geliyorum. Ayrım yerimize. Tığımın başını dolayarak giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımızın başını dolayalım. İlk trabzandan başlıyorum. Sıramın sonuna kadar örerek tamamlıyorum. 8 sıra örerek robamızı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi yeni bir rengimizle Yeleğimizi örmeye başlayalım. En son trabzanımızı kullanacağım renkle kapatmak istiyorum. Çok açık bir sarıyla başlıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum. Buradan beyazımı kesiyorum. Evet beyazımı kestim. örgümün yönünü çeviriyorum hemen iplerimi alıyorum şöyle altından gizleyerek örüyorum tığımın başını doluyorum buradan göstermek istiyorum bir atlıyorum ikincinin içerisine girerek başını bir defa doladığım trabzanım örüyorum bakın bir trabzan atladım İkinciye gelerek batıyorum iplerimi de gizliyorum 1 2 3 3 defa da alıyorum tekrar tığımın başını bir defa doluyorum aynı yuva içerisine giriyorum 1 2 3 Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı noktaya 1 2 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı noktaya girerek 1 2 3. Bir defa başını dolayıp 3 defa çektiğim trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. İpimi de bakın şu şekilde götürüyorum. Aşağıdan bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanımın içerisine gelerek batıyorum. Bir, iki, üç. Aynı yere bir daha giriyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. İki zincir. Bir, iki. Ve yeniden aynı yuvaya bir, iki, üç. Tekrar 1 2 3 şöyle görelim 2 atladım bakınız 1 atladım 2 atladım 3. trabzan içerisine girdim bir defa doladım 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı ördüm şimdi yeniden bir tane daha aynı modelimizi kuralım tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. trabzanım üzerine 1 2 3 aynı yuva içerisine 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum yeniden girerek ikinci trabzanımı da örüyorum ve devam ediyorum tığımın başında oluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum bir dolayıp üç defa da çekiyorum bir iki aynı yere batıyorum tekrar giriyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye batıyorum İki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum yeniden bir doladım bir iki üçüncüye batıyorum bakınız bir iki üçüncüye batıyorum İki trabzan iki zincir 2 tane trabzanım aynı yuvaya 4 tane trabzan iki tane zincirimizi örmekteyiz şöyle görelim Şurayı keselim görüntümüz kötü olmasın yeterince gizledik zaten şöyle Evet kol altına çok az kaldı orayı da birlikte çalışalım doluyorum 1 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum Aynı yere ikinci trabzanımı iki zincirimi tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak tam kolumuzun ortasına girelim. Tam kol ortasına iki tane trabzanımızı iki zincirimizi tekrar iki trabzanımızı kolumuzun ortasındaki tam orta zincire batalım. Göz kararıyla da ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakınız. Ve arkaya geçiyorum. Tamamın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. İki tane trabzanım. iki zincirim. iki trabzanım. Hiç farklı işlem yapmadan diğer tarafında kolunun tam ortasına bir tane bu grubumuzu Oluşturarak diğer uca kadar gelelim. Arkamızı örerek geldim ve evet, kol altındayız. Yine bakınız ortalı bir şekilde battım aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra yeniden bir iki tane trabzanımı örüyorum ve son parçamız olan önümüzü aynı şekilde örmeye devam edelim. Burada bakınız ikinciye batmışız. Bakın sondan bir öncekine yine aynı şekilde tığımın başını doluyorum. Sondakini değil bir ileridekine batarak örüyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzan. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Ve başa kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Yapımı gayet kolay modelimizi. Bir uçtan diğer uca kadar iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örerek geldim. En son trabzanımızı ördükten sonra tığımızın başını dolayalım. Başlangıç trabzanına bakınız. En sonda kalan trabzanımın tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve ikinci sıramızı başlatıyoruz bu şekilde. Tığımın başını doluyorum. E, batmış olduğumuz ortak noktamız vardı. Bakınız 4 tane trabzanımı çıkardığım ortak noktamızı görmekteyiz. Şu aşağıdaki kısım tığımı şöyle geçirdiğim bölüm. Şimdi modelimizin ilkini uygularken bu ikinci sırayı başını bir defa doluyorum. Bu alttan batıyorum ve ortadan arasından çıkıyorum. Bakın başını bir defa doladım. 3 zincirimi çektikten sonra giriyorum aşağıdan bu ortak noktadan ve aradan çıkıyorum. Ve başlıyorum. Şöyle biraz rahat bir şekilde bir, 2, 3 defa da trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez aradaki çekmiş olduğum iki zincirin içerisine tığımın başını bir defa doladım. İkili trabzan örüyorum buraya. Burada 3 defa çektim. Bir defa doladım. Burada ise iki defa da alıyoruz. Tığımın başını doladım. Giriyorum. 1 ve 2. Bakınız iki tane, iki defa alarak ördüm. Araya yine iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen aynı yere girerek iki defa da yine trabzanımı buraya örüyorum. ikili trabzanım bir tane, araya iki zincir, bir tane daha yine ikili trabzanımı ördüm. Şöyle görelim. Son olarak dördüncü trabzanımızı çalışıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü trabzanımız yine bu kez ortadan girip şuradaki tek Hepsini çalıştığımız yerden çıkarıyoruz. Bakın bu kez şöyle giriyorum. Alıyorum. Bir rahat bir şekilde 3 da örüyorum. 2, 3. Evet trabzanımı örerek tamamladım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yine aynı şekilde alttan giriyorum. Alıyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını dolayarak ortadaki iki zincir içerisine ikili trabzanımı örüyorum araya iki zincirim tekrar ikili trabzanımı bu yuva içerisine örüyorum birer birer tığımın başını doluyorum bu kez yukarıdan aşağı doğru geçiyorum 1 2 3 defa da çıkıyorum şöyle görelim çok kolay devam edelim tığımın başını doluyorum önce aşağıdan yukarıya doğru biraz rahatlatıyorum 2 3 defa dalıyorum da ara zincir içerisine ikili trabzanım bir tane araya iki zincirimiz tekrar ikili trabzandan bir tane bir defa başında oluyorum bu kez yukarıdan girip aşağıdan çıkıyorum 1 2 3 defa da alıyorum Evet bu şekilde devam ediyoruz birkaç tane daha birlikte örelim Tığımın başını yine bir defa doluyorum. Orta merkezi ilk başlangıçtaki 3 defa alacağım trabzanı alttan girip aradan çıkıyorum. bir, biraz rahatlatıyorum. 2 3 Zincir içerisine ikili trabzanımı örüyorum. Araya iki zincirimi çektikten sonra yeniden bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Yani iki defa da kapatıyorum. Son e, kapanış V'mizi yukarıdan aşağıya yapıyoruz. Ve alıyorum. Biraz yine uzatıyorum. 1 2 ve 3. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Önce aşağıdan girip yukarıdan çıkıyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Araya girerek 1 ikili tırabzan. 2 i̇ki zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Hemen başını bir defa doluyorum. Dördüncü trabzanımı yine içten dışa doğru yapıyorum. Evet. İki tane üç defa da aldığımız trabzan arasında ise ikili trabzanımız var. Aralarda iki zincirimiz ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle görelim. En son trabzanımızı ördükten sonra bakınız şu şekilde bir defa doladım üç defa da çıktım tığımın başını doluyorum kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum en kenardaki bir iki defa alıyorum Üçüncüyü rengimi değiştirmek istiyorum diğer rengime geçiyorum sarının daha koyu tonunu kullanıyorum kapanışı bununla yapıyorum bir iki üç tane zincirimi de çektikten sonra açık renkli olan sarımı kesiyorum ve devam ediyorum örgümün arkasını çeviriyorum ipimi alıyorum şöyle arkaya her ikisini de tığımın başını doluyorum şuradaki görmüş olduğumuz iki tane zincir çekmiş olduğum ara noktaya girerek trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 aynı yere giriyorum 1 2 3 2 trabzan örüyorum İlk sırada yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum araya 2 zincir tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 3 3 defa da trabzanlarımı alarak örüyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki bakınız sıradaki iki zincirin içerisine girerek 1 2 3 1 2 3 şuradaki ipimiz yeterince gizlendi bunu hemen şöyle keselim ve görüntümüzü bozmasın. 2 tane zincir ve yeniden 1 2 3 aynı yere tekrar 1 2 3 tığımızın başını dolayalım bir sonraki yuva içerisinde yuvaları hiç atlamayalım ikişer zincir çekmiş olduğumuz bölümlerin her birine iki trabzan 3 defa da çektiğimiz 2 zincir tekrar 2 tane trabzanımızı aralarına zincir çekmeden örerek ilerleyelim. Bütün sıramızı örerek geldim. İkişer ikişer şu şekilde. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Kenarda bulunan bakınız bir tane trabzanım vardı şöyle. Onun tepesine geliyorum. 1 2 3 defa da yukarıya çıkıyorum. Yeniden 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tıpkı alt sırada yapmış olduğum gibi bir defa tığımın başını doluyorum. Bu kez şu sarının bulunduğu yerden yani renk değişimi yaptığım yerden araya giriyorum. Biraz uzatarak 1 2 3 defa örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez üstteki 2 zincir çektiğim yere 2 defa da alıyorum. 1 2 Araya iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine iki defa da ördüm. Trabzanımı örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bu kez içten giriyorum. Dıştan şuradaki yuvadan çıkıyorum. Biraz uzatıyorum. Bir, iki, üç. Trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Başlangıçta aşağıdan girip bakınız yukarıdan aradan çıkıyorum. Şuradaki trabzanımın bulunduğu yerden giriyorum. Battığım yerden aradan çıkıyorum. Biraz ilmeğimi uzatarak 1-2-3 defa da örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Zincir içerisine girerek 1-2 2 iki. İki de zincirimi çekiyorum. Araya tekrar araya 1-2 defa ördüğüm trabzanım. Bir defa başını doluyorum. Bu kez yukarıdan girip aşağıdan çıkıyorum ipimi alıyorum biraz uzatıyorum 1 2 3 şu şekilde örüyorum bakınız ne kadar kolay ve ne kadar güzel duruyor bir tane daha yapalım tığımın başını doluyorum önce alttan girip yukarıdan çıkıyorum aşağıdan yukarıya uzatıyorum 1 2 3 Tığımın başını doluyorum. Üstteki iki zincir içerisine iki defa da ördüm. Trabzanımı örüyorum. Bir iki zincirimi çekiyorum. Tekrar iki defa da ördüm. Trabzanımı örüyorum. Bir defa doluyorum. Bu kez yukarıdan aşağıya geçişimi yapıyorum. Bir, iki, üç şekilde yeleğimizde renklerimizi değiştirerek istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Bir açık sarımı kullanacağım. Bir de daha koyu renkteki sarımı kullanarak iki sırada bir rengimi değiştirerek büyütüyorum. Yeleğimizi yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıramızı örerek tamamladık. Her rengimizi 2 sıra ördük. Yani toplamda burada 18 sıra örerek tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Bakınız sarımızın uyumları. Çok çok hoş oldu. Gayet güzel. Yukarıdaki rengimiz de tam beyaz değil. Ekru. Kırk beyaz dediğimiz rengimiz. O da ayrı bir e, hava kattı yeleğimize. Şimdi yeleğimizin kollarının bir tanesini ben çalıştım. Yeterli gövde boyutuna ulaştıktan sonra. Şöyle görelim. Açık sarımızda yine iki sıramı örerek tamamladım. Koyu sarımız ve tekrar açık sarımızı örerek modelimizi bu şekilde tamamladık. Bakın ne kadar güzel. Diğer kolumuzu da aynı şekilde kol altından sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Tığıma bir zincir çekerek düğümümü attım ve örgümün düz yönünden örmeye başlıyorum. Tam kol altına şöyle batıyorum. Çok gelişi güzel. Bakınız kol altı bulunan yere girdim. Buraya bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve tekrar sabitlemek için bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şuradaki artış yaptığım bölüme girerek iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örüyorum. 3 defa da alıyorum. 1 2 3. Araya 2 tane zincir. Tekrar 1 2 3. 1 2 3. Evet. Tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanımın tepe noktasındaki küçük gözün içerisine giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa da çekiyorum. Tamamın başını doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar iki trabzanı bir dolayıp üç defa daha alıyorum tıpkı gövde bölümünde yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynı tekrar ediyorum tığla başım doluyorum 1 2 3 4 dördüncü minik göze gelerek batıyorum ikinci ördüm aynı yere 1 2 3 1 2 3 tekrar sayıyorum 1 2 3 4 2 zincir tekrar 1 2 3 1 2 3 şöyle görelim 1 2 3 4 sıra sonuna kadar bu şekilde Dördüncü trabzanımıza batalım ve trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek alt noktada yeniden görüşelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi iki sırayı birbirine bağlıyorum. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Tığımın başını buradan dolayarak alttan yine giriyorum aradan. Tıpkı önde modelimizi uyguladığımız gibi. Bakınız alttan girip çıkıyorum ve uzatıyorum. 1 2. 3 3 defa da ördüm tığımın başını doluyorum Trabz zincirimin içerisine ikili trabzanım örüyorum araya iki zincirim tekrar çektim 2 defa da trabzanım ördüm tığımın başını bir defa doluyorum bu kez yukarıdan aşağıya doğru giriyorum ipimi biraz uzatarak 1 bir, 2 ve 3 tekrar tığımın başını doluyorum ikinci hazırlamış olduğum yuvaya geliyorum aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum ve biraz uzatarak 1 2 3 uzunca trabzanımı örüyorum 2 zincirimin içerisine 1 ve ikili trabzanımı örüyorum araya 2 tane zincir tekrar trabzan bir defa dolayarak bu kez yukarıdan aşağıya doğru giriyorum satıyorum 1 2 3 tekrar tığımın başını doluyorum aşağıdan girip aradan çıkıyorum 1 2 3 2 zincirime trabzanım örüyorum tekrar 2 zincir aradan çektikten sonra trabzanımı örüp yine bu kez yukarıdan aşağıya doğru geçiyorum ve aynı şekilde modelimizi diğer rengimizi geçerek bir sıra açık sarımız bir sıra koyu sarımız şekliyle örmeye devam ediyoruz şimdi bu sırayı bitirelim açık sarının başlangıcını da sizlerle birlikte yani diğer biraz daha koyu da birlikte çalışalım İkinci sıramı da tamamladım. Başlangıç noktama gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kaparalım. Diğer rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve bakınız şuradan alttan giriyorum tam aradan buraya sabitledim tığımın başını bir defa doluyorum şuradaki bakınız iki tane zincirimin içerisine iki tane trabzanımızı yine iki zincirimizi iki trabzanımızı örerek ilk sıramızı bu şekilde kuruyoruz ve üzerine de aynı işlemimizi diğer sıramızda yapmış olduğumuz gibi yaparak örüyoruz 3 çift sıra örmemiz yeterli açık sarı daha koyu sarımız ve diğer açık sarıyla şurada görmüş olduğumuz gibi örelim ve tamamlayalım kollarımızın her ikisini de tamamladık artık sona yaklaştık şöyle bakalım bakınız çok güzel görülmekte kollarımızın her ikisi de şimdi robamızın beyaz bölümünü sarı ipimizle tığlamaya başlayalım. Onun için şuradaki bakınız şu taraftan örmeye başlıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü attım. Sarı rengimi geçişimi yaptığım yerin bakınız şuradan giriyorum. Ve buraya sabitliyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanıma geçiyorum. Beyaz trabzanıma. Başını doladım. Bir. Başını doladım ipimi de şöyle alttan gizliyorum 2 2 defa girdim tekrar tığımın başını doluyorum diğer trabzanıma geçiyorum 1 tekrar başını doluyorum 2 tığımın başını doluyorum diğer trabzanıma geçiyorum her trabzanıma ikişer defa başını dolayarak tek seferde çekme işlemimi uyguluyorum Bakın sarının olduğu yerden bir tane bakınız batarak başlamıştım yani ilk başlangıç noktam burası. İkişer ikişer yukarıya doğru devam ediyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Yukarıya doğru ilerliyorum. Aşağıdaki renkli bölümü çalışmak istemiyorum. Zaten çok hoş durduğu için e, farklı bir kenar uygulamasına ihtiyacı yok modelimizin. En son trabzanımın bulunduğu yerdeyim. İki defa ördüm. Üçüncü kez batıyorum ve buradaki dönüşümüzü yumuşatıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzanımın tam arasına bakınız. Giriyorum ve çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer sıradaki trabzan tam araya girerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Yine başını doluyorum giriyorum araya tek seferde çekiyorum ana gövde arasına giriyorum burası artık yakamız birer birer yakamızdan devam ediyoruz her bir trabzanın ana gövde arasından giriyorum şöyle bakın Görelim. Şurayı dönüşümüzü 3 defa ördüm. 2 defa buradan gelirken bir defa da bu tarafa dönüşümüz için yani yumuşatması için geçişimizi ördük. Sonrasında birer birer trabzan aralarımıza başını dolayarak çektim ve ön kısmımızı bitirdik. Şimdi burada tam ortadaki artışımı yaptığım bölüm var. Buraya batmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzan arasına giriyorum. Bakınız buraya batmadım ve tekrar başını dolayarak devam ediyorum. Evet, sıramızın sonuna kadar yani yakamızın diğer ucuna kadar artış yerimizi bu şekilde atlayalım ve ilerleyelim. Yakamızı örerek geldim. Şöyle bakınız çok çok güzel oldu. Şimdi yeniden dönüşümüzü yaparak yan kısmımıza geçmek için hazırız. Bir tanesini ördüm. İki defa yan dönüş için örüyorum. Toplamda ilk trabzanımızı üç defa örmüş oluyoruz. İki. Bir sonrakine yeni. Bir, iki. Diğerine bir batıyorum. 2 doluyorum trabzanıma giriyorum tek seferde çekiyorum yeniden ikinci kez battım ve diğerine bir aynı yere giriyorum 2 beyazımız tamamen bitene kadar yan kısmımızı da bu şekilde örüyoruz ikişer ikişer ilerliyoruz yukarıda her birine birer batmıştık şimdi e, hemen çok az kaldı. 1, 2. Başlangıçta olduğu gibi bitişte de sarımızın olduğu yere bir defa giriyorum. Şöyle bakınız başını dolamadan girdim. Sık iğnemle kapatıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra bu kısmımızı yani roba kısmımızın kenar tığlamasını tamamlamış oluyorum. Yakamızı ördükten sonra uç kısmına bağcığımızı çalışalım. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve yakamın bir tanesini bakınız 3 defa döndüğümüz yere gelerek batıyorum. İkisi bir tarafta biri diğer tarafta bir tane sık iğnemi örüyorum. Aynı yere girerek ikinci bir sık iğne daha örüyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tabi istediğiniz kadar e, uzunlukta zincirimizi çalışabilirsiniz. Çok fazla uzun olmasın. 20 santim kadar yeterli olacaktır. Şöyle görelim, hatta santim olarak da bakınız net ee, ölçümüze de bakalım. Evet, 20 santim zincirimiz. Şimdi uç kısmına minik bir çiçek yapmak istiyorum. Sıramın başını doluyorum. Bir, iki. 3 4 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. 1 2 2 defa çektim. Aynı yere giriyorum. 1 2 2 defa da çektim. Tekrar 1 2 kenardaki zinciri ve 3 tane de ortaya trabzanımızı iki defa çekerek ördüm ve hepsini aynı anda bakınız 1 2 3 4 bir tanesi kenar zinciri ortada 3 tane trabzan Aynı anda kapatıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere batarak kapatıyorum. Ve birinci çiçeğimizi bu şekilde çalışıyoruz. Yani çiçeğimizin yaprağını 1 2 3 3 zincirimi çektim. 1 2 defa alıyorum. 1 2 1 2 3 tane de iki defası örülmüş tırabzanımızı ördüm. Kenar zincirimiz toplamda 4 tane ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip yine aynı yuvaya girerek çiçeğimizin ikinci yaprağını oluşturuyoruz. 1 2 3 aynı yuvaya giriyorum. 1 2 örüyorum. Tekrar 1 2 örüyorum. Tekrar 1 2'sini örüyorum hepsini aynı anda kapatıyorum 1 2 3 aynı noktaya giriyorum 3 tane yaprak oldu bakınız çiçek yaprağı burası için yeterli hemen zincirime gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çekip sabitledikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz ve diğer tarafa da aynı işlemimizi tekrar ediyoruz bu ipi gizleyelim Hemen bir zincirimi çekiyorum. Karşı tarafında yine şöyle çeviriyorum yönünü. 3 tane bakınız başını dolayıp battığımız yer vardı. Şöyle tam arasına giriyorum. Bir sık iğne ipimi alttan gizleyerek ikinci sık iğnemi yapıyorum ve yine 20 santim kadar zincirimi çekerek uç kısmına çiçeğimizi çalışıyoruz. Evet bağcıklarımızı da ördükten sonra yeleğimiz kullanıma hazır hale geldi. Şu şekilde görelim yeleğimizi. Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.